Gençler Birliği bugün yapılan olağanüstü kongresinde çoğunluk sağlanamadı. Başkan adaylarından Niyaz Aktaş'la beraberiz. Başkanım, yöneticinin bile olmadığı bir kongre yaşıyoruz. Çoğunluk sağlanamadı. Valla sağlanamadı. Tabii insan gönlü istiyor ki burada yönetim kurulundan kişiler temsil etsinler kulübü. Ama maalesef hiçbir aramızda yok. Biz geldik, baktık. Zabıtımız tuttuk ve de birazdan terk edeceğiz. Birlik beraberlik diyoruz ama pek kimsenin niyeti yok galiba. Sağda solda sosyal medyada konuşulan şeyler insanı rahatsız ediyor. Yani böyle şeylerin gençler bir camiasında olmaması lazım. Benim yapmadığım konuşmalar yapıldı gibi yazılıyor. Efendim anlaşmadığım kişilerle anlaşılmış gibi görünüyor. Yani bunlar doğru şeyler değil bence. Hele gençler birine hiç yakışmıyor. Peki, teşekkür ederim. Artık uzun, keyifli sohbetlerimiz olacak diye düşünüyorum. Gözükürde tek aday sizsiniz. Arda Çakmak adaylığını açıkladı ama durumu soru işaretinde. Özlemiş misiniz kulübü başkanım? Çok. En son vali beyle gelmiştiniz galiba. Evet. Ya burası benim gönlümün kulübü. Yoksa 73 yaşında gelip bu ağırlığın altına girmenin hiçbir anlamı da yok dedi ama sevdam bu. Bu sevdamın bu halde olması beni gerçekten üzüyor. Onun için düzle çıkarmaya çalışacağız. İnşallah da muvaffak oluruz. O zaman ehlilere bırakırız. Yani durum bu. Şimdi, benim bu gençler bilim bu durumu beni son derece rahatsız ediyor. Tabii ki özledim. Kulübü özlemem mi? Ben o günden beri ikinci girişim bu kulübe benim. Yani Çavcıoğlu'nun resmini görünce gözüm yaşardı. Ama yapacak da bir şey yok. Durum bu. Başkanım şimdi yönetiminizi öyle böyle belli etmişsinizdir. Bugün aslında kongre olabilirdi de. Yönetiminizi nasıl tarif edersiniz? İsim vereceğiniz kimse var mı? Vallahi isim vermek istemiyorum. Daha da tam oluşmadı. Arkadaşlarım hepsiyle beraber oturduktan sonra karar vereceğim. Tabii ki kafamda bir liste var. Ama aralarında oynayacak insanlar var. O bakımdan şimdi bir liste vermek doğru olmaz ya. Ama emin olun ki yönetim icraata başladıktan sonra son derece şeffaf ve açık olacak. Nereden ne alındı, nereye verildi hepsini web sayfasında yayınlatacağım. Bunu bilin ya. Şimdi o sosyal medyada yazılanlarda en çok eleştirilen konu benden sonra tahmin ediyorum ki Arif Ölmez başkan olacak. Bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi değerli kardeşim, ben o gün bunu söylerken oğlumu yönetime almayacağım diye söylemek istedim. Yedeğe de yazmayacağım diye söylemek istedim. Yoksa şu anda başkan yardımcısı kim? Arif Bey. Yarın Mehmet Bey olur. Öbür gün Tarık Bey olur. Yani bu teamül kendinden sonra başkan yardımcısı bu kulübü devretmektir. Yani ben o manada söyledim. Yoksa Arif Bey ile devredeceğim diye bir şey söyledim. Gün ola harman ola. Yani bizim ne olacağımız belli mi? Yarın şurada mesela araba kazasında ölebilir insanlar. Yani insanlar baki değil fani. Dolayısıyla ben Arif'i sevmiyorum. Son derece seviyorum. Arif benim arkadaşım. Ne kadar kuyruk acısı vardı. Benim kuyruk acım falan kimseye yok. Benim kuyruk acım olsa Cavcav'a olur. Cavcav'ın resmini görünce gözüm yaşardı ya. O gün geldim, cenazesinde burada duamı ettim. Ya Allah kabul etsin, nurlar içinde yatsın. Yani öyle bir şey yok, yanlış anlaşıldı. Yani ne Türkçe öyle bir şey ki nereye çekersen oraya gidiyor. Yok, herkes demokratik bir yönetim, demokratik bir üye yapısı beklediği için bir dahaki seçimlerde kongre seçecek zaten başkanı. Zaten başkanı delege seçer. Benim delegeye bunu seçtiğim hakkım yok ki. O zaman demokrasi gidiyor. Yani farklı bir şey, rejim ortaya geliyor. Benim yönetimim de gayet demokratik olacak. Kararlar çoğunluk kararıyla alınacak ve o süreçte yönetecek bu kulüp. Bu kulüp belli kurumsal statüye oturacak yani. Böyle bir kişinin kulübü, bir kişinin çiftliği gibi
yönetilmeyecek. Bunu ben size söyleyeyim. Zaten içerideki sohbetimizde teknik direktör konusu, ekip konusunda sorduğum zaman yönetim kurulu toplandıktan sonra bunlar karar verecek demiştiniz. Yani şimdi diyor ki efendim İbrahim İzilmez'le anlaştı. Yani ben İbrahim İzilmez'i 5 yıldır görmüyorum ya. Ve gördüğümde de son konuşmamız son derece kötüydü. Yani abi dedi ben dedi işte teknik direktörlük mesleğini yapıyorum, beni kötüledin. Oğlum ben seni kötülemedim. Ama senin başarın sadece senin başarın değil. Cavcav'ın o günlerde hastanede yatması, primleri arttırmamız, kulübü benim yönetmem. Yani bunların toplu şeyiydi bu. Bu muvaffakiyeti getirdi. Dolayısıyla bunu kendine bağlama dediğim bu. Ha, ben bunu konuştum adamla. 4-5 sene olmuş konuşmuyorlar. Nereden çıkarıyorlar bunu anlamıyorum. Ya bu benim tahminim bizim bazı kişilerle aramızı açmak istiyorlar. Evet. Yani o nedenle böyle uydurup şimdi Özcan Bizati'nin morali bozuldu. Ümit'in morali bozuldu. Ne gereği var Ümit'te ya? Ümit'te de gayet bize içerideki sohbeti ettiniz. Ha, takımla ilgili bilgileri aldınız. Sohbet ettik, söyledik. Yani bizim böyle bir karar... Ha, çalışmayabiliriz. Yani illa çalışacağız demek değil bu. Ama o yönetim karar verecek. O yönetim kimi karar verdiyse Ahmet'le mi çalışır, Mehmet'le mi çalışır, Süleyman'la mı çalışır, onunla çalışacak. Evet. Çok da fazla yormayayım başkanım. Daha önümüzdeki hafta çok yoğun bir temponuz olacak. Kongreden sonra detaylı inşallah bir röportaj. Kongreden sonra medyaya, sana da diğer arkadaşlara da kapımız her zaman açık. Zaten bir sorumlu arkadaş atayacağım. Onunla devamlı görüşebilirsiniz. Ben de istediğiniz zaman sizlere bu konularda bilgi vermeye her zaman hazırım. Çok teşekkür ederim başkanım.